Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Material Design'da Shared Element denilen animasyonun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu anlatmak biraz zor, o yüzden daha önceden ben bu uygulamayı yaptım. Şimdi şuraya gördüğünüz gibi bir layout hazırladım ve içinde bir tane küçük yıldızım ve yanında bir yazı var. Şimdi ben bunu tıkladığımda gördüğünüz gibi bir başka bir aktiviteye gidiyor ve çok güzel bir efektle ekrana yerleşiyor. Geri geldiğimde de başladığı yere geri dönüyor. İşte bugünkü dersimizde bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikli olarak bunu yapmak için daha önce kullandığımız o ikinci aktiviteyi değil de buraya geliyorum. Yeni bir Java sınıfı diyorum ve bunun adına Activity Shared Paylaşılan Element ismini veriyorum. Okey dedikten sonra şimdi bu da bir sonuçta aktivite olduğu için ne yapmamız lazım? Bunu UpCompat sınıfından extend etmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? onCreate metodumuzu oluşturuyoruz. Ve süper nokta onCreate dedikten sonra normalde ne yapıyoruz? Set Content View deyip benim buna bir layout dosyası tanımlamam gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir tane layout dosyası oluşturmamız gerekiyor. Şuraya geliyorum. Yeni bir layout demek yerine aslında şurada Activity 2'yi kopyalasam çok daha hızlı bir şekilde bunu yaparım. Böyle yapalım, bunun adını da Activity Shared Element diye buna bir isim verelim. Ve şöyle bir design tabına bakarsak gördüğünüz gibi şurası pembe. Şunun rengini tint'ten değiştiriyorduk hatırlarsanız. Farklı bir renk olsun diye şöyle yapalım. Et Android Color Hollow Blue Dark olsun. Ve size gösterdiğim örnekte neydi? Text View aslında bunun üstündeydi. Şunu şuradan keseyim. Buradaki Image View'un üstüne atalım bunu. Animasyonun adını burada direkt olarak yollayacağız. Bunun adı Shared Element. Shared Element olsun. Çok da uzatmanın anlamı yok. Şöyle bir bakalım. Evet, gayet güzel gözüküyor. Bunda da bir çıkış butonu var. Ve altta bir sabit yazımız var. Bir tane de butonumuz var dediğimiz gibi. Şimdi bunları yaptıktan sonra burada dikkat etmemiz gereken şey. Burada işte efekt uygulayacağımız alanlar neler bizim? Şu dizayna baktığınızda şu başlık ve şuradaki imaj değil mi? İşte bunlara gidiyoruz. Şuraya geliyorum. Transition Name attribütünü kullanarak bir isim vermem gerekiyor. Buradaki Text View'a ben direkt şöyle Text View diyeceğim. Şuradaki Image View'a da Transition Name olarak Star diyeceğim. Bunları kullanacağız. Daha sonra yine tekrardan ne olduğunu söylerim. Şimdi şurada bir hatamız mevcut. Şuradaki kapama işareti şurada olması gerekiyordu. Evet, şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Layout dosyamızı oluşturduk. Bunlar aynen kalabilir. Buraya geliyorum. r.layout.activityShareElements isimli layout'u buna setContentView diyorum. Ne zaman ki bu activity çağrıldığında şuradaki layout'un gözükmesini sağlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey değiştirmesini istediğimiz alanlara transition name diyoruz ve bunları dikkat ediyoruz. Bunları aynı şekilde ne yapmamız lazım? Bizim şu main activity'de birazdan yapacağım komutlarda kullanmamız lazım. Burayla işim bitti. Şimdi şu activity shared element sınıfına devam edelim. Burada bir tane çıkış butonumuz var, değil mi? btn çıkış diye isim verelim buna. Şuradaki sınıfı import edelim. Daha sonra şu onCreate metoduna gelelim. Öncelikli olarak şu butona btn çıkış nokta set on click listener diyerek new on click listener diyorum ve bu butona basıldığında activity kapatılsın, finish olsun. Daha sonra ne yapıyorduk? Burada eğer sen bir efekt uygulamak istiyorsan bir tane bir satır kodumuz vardı. Get window dedikten sonra set enter transition metoduna window nokta ne diyorduk arkadaşlar buna feature content transition
parametresini buna göndermem gerekiyordu. Burada bir hata mı alıyoruz? Tabii set değil de request dememiz lazımdı şuna. Evet. Sıkıntı gitti. Yani bu sınıf, bu aktivite açıldığında, bu pencere açıldığında ben buna bir transition uygulayacağımı bu şekilde belirtmem gerekiyor. Şimdi şu an için burada yapacaklarımız bitti mi? Şuraya gelelim. Get support action var deyip set title diyelim. Bunları elle verelim. Ne diyelim buna? Shared element diyelim başlık olarak. Bir de get support action var nokta neydi? Geri gelme butonu koymuştuk. Set display home. İşte bunu true veriyorduk. Ve bunun düzgün bir şekilde çalışması için şuraya geliyorum. onCreate'den sonra onNavigation navigate up metodunu return true diyordum. Ve de buraya gelince finish after transition'ı çalıştırıyordum. Şimdi burada hatalar veriyor. Bildiğiniz gibi API 21 ve sonrası özellik olduğu için bir uyarı veriyor. Ama artık bunun üzerinde durmayacağım. Şu anki konumuz çünkü şart element konusu. Şimdi bunu yaptık. Aslında bu activity shared element sınıfıyla da işim şu an için bitti. Gerekli ayarlamaları yaptım. Şimdi gelelim main activity'de yazacağımız kodlara. Şimdi arkadaşlar activity main dosyasına şöyle bir daha bir bakalım. Neredeydi o? Şuradaydı. Gördüğünüz gibi şurada şu an için herhangi bir şey yok. Ben bu linear layout'un altına geliyorum. Tabii burada neyi kullanacak? Şunu kullanacak. Aslında bunu da yapmamız daha doğru. Bunu da zaten hazırladım. Bir daha üzerinden geçelim. Bir daha yazmayalım. Bir tane linear layout tanımladım ve buna bir ID verdim. Buraya dikkat edin. Çünkü bunu şuradaki layout'u yani şu komple layout'u bir butonmuş gibi kullanacağım. Bu layout'un herhangi bir yerine tıklanıldığında benim efektim uygulanacak. O yüzden buna bir ID atadım. Daha sonra bunun içine bir image view koydum. Yıldız image view star demişiz ID'sine. İşte tintinden rengini belirledik ve seyrecesi de gördüğünüz gibi star diye geçiyor. Hemen yanına da bir text view koymuşum. Bunun ID'si de TV shared element diye geçiyor. Burayı anlamışsınızdır. Şimdi gelelim main activity'ye. Şurada bizim bir ikleme metodumuz vardı. Hatırlarsanız. İkleme metodundan önce buradaki bu yeni öğeleri şurada bir tanımlayalım. Benim bir linear layout'um var. Linear layout diyorum. Daha sonra yeni olarak neyim var? Bir image view'um var. IMG star diyelim. Ve de bir text view'um var. Ona da text view shared element diye bir isim takalım. Daha sonra bu iklemede şuradaki set on click listener'dan önce öncelikle şu elemanları bulalım. Linear layout eşittir find view by id r nokta id nokta ne demiştik biz bunun adına? Hemen bir daha bir bakalım. Şunu bir kapatayım şimdilik. Gördüğünüz gibi linear layout'un adına shared element layout demişiz. Yazalım. Shared element layout. Typecasting işlemini yapıyoruz. Daha sonra bir image view'um vardı. IMG star demiştik buna da. Find view by id ile bunu da buluyorum. r.id. image view star. Ve de bir text view'um vardı. Text view shared element diye. Onu da find view by id ile buluyorum. r.id. işte text view shared element diye. Buradaki ID'ler nereden geliyor? Şu an ben aslında activity main'de tanımladığım şu elemanları shared element ve IV star diye burada göstermiş oldum. Şimdi burada bir set on click listener vereceğiz. Neye vereceğiz? Star'a mı vereceğiz veya shared element'e mi? Hayır. Layout'un kendisine vereceğiz arkadaşlar. Oraya geliyoruz. Linear layout nokta set on click listener this dedikten sonra bu linear layout'a tıklanıldığında on click çalıştırılacak. Aynı daha önce yaptığımız örnekler gibi buraya bununla ilgili bir case açıyorum.
R nokta id nokta tıklanan öğenin id'si ne olacak? Shared element layout ise bunları yap. Buraya kadar çok da karışık değil aslında. Hani bilmediğimiz bir şey yok. Şimdi burada yine aslında yapacağımız işlem nedir? Bir activity options kullanmak. Activity options nokta makes işte sahne transition animasyonu ekle diyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi öncelikli olarak benden bir activity bekliyor. DC yazdım. Daha sonra iki şıkkımız var. Ya diyor bir tane shared element gönder. Kayboldu pardon. Bir tane gönder ya da birden fazla ise pair kullan. Bu ne demek? Yani bizim örneğimizde şu an mesela iki tane shared element var. Hem yıldızımız hem de şuradaki yazı. Siz sadece mesela yıldız kullansaydınız en baştakini kullanabilirdik. İlkini. Şöyle bir daha yapalım. İlkini view shared element dediği bizim yıldızımız. Yıldızımız neydi? img star deyip buraya geçebilirdik. img şey pardon image view star. Ne yazmıştık onun adına? Şuraya bir bakalım. img star demişiz. Mesela buraya img star deyip buraya geçebilirdiniz. Ama gördüğünüz gibi burada iki tane var. O yüzden bizim pair kullanmamız, pair sınıfını kullanmamız lazım. Pair diyorum. Bu bir dizi. Pairs diyelim bunun adına. Ve new pair deyip bunun iki elemanlı olduğunu burada belirtiyorum. Daha sonra birinci pair elemanım yani pair 0 eşittir deyip bunları tanımını yapıyorum. Pair diyorum. Ve şuraya dikkat ederseniz şuradaki pair sizden önce ilk elemanı view, ikinci elemanı string olan elemanlar bekliyor. Yazalım onları. İlk elemanın tipi view olacak, ikinci elemanın tipi string olacak. Bunu dedikten sonra artık ne yapıyoruz? Elemanlarımızı belirtiyoruz. İlk önce yıldızı verelim. Pardon. İlk önce yıldızı verelim. Benim yıldızımın adı neydi? img star'dı. Ve daha sonra string olarak da o deminki efekti yakalayabilmeniz için şurada belirttiğim ve ne demiştim? Dikkat edeceğiz bunlara. Gördüğünüz gibi ben bu star'a star adını transition name olarak star demişim. Bunu aynen yazmam gerekiyor. Star. Aynı bu şekilde ikinci elemanı tanımlarken bu sefer ne olacak? Text view'um olacak. Img star değil. Bunun adına ne demiştik? Text view shared element demişiz. Geldik buraya. Text view shared element diyorum. Bunun transition name'ine de ne yazmıştık? Text view yazmıştık değil mi? Şuradaki. Text view. Bunları tanımladıktan sonra artık benim pairs'ım tanımlandı ve buraya parametre olarak bunu gönderiyorum. Daha sonra sonuçta bu layout'a tıklanıldığında yine bir intent oluşturulacak. Bu intent'i tanımlayalım. New intent diyerek ilk parametreyi ne yapıyorduk? This geçiyorduk. İkinci parametreyi de benim sınıfımın adı neydi? Activity shared element nokta class. Ve daha sonra da start activity deyip intent'i başlatıyoruz. Ve bu options'ı da ilgili bundle'a ekliyoruz. Bu sayede kodları tamamlamış oluyoruz. Burada yine benzer hatayı biliyorsunuz nasıl çözüldüğünü artık. Bunu bir daha yapmayacağım. Şu an için biz neye yoğunlaştık? Shared element'in nasıl uygulandığını yoğunlaştık. Burası anlaşılmıştır. Dediğim gibi siz eğer bir tane shared element kullanacaksanız yani şuradaki efekt atıyorum sadece yıldıza uygulansın istiyorsanız bu yazı böyle oradan oraya gelsin istemiyorsanız sadece bu pairs yerine img yıldız star demeniz yeterliydi. Ama biz burada iki elemanı istediğimiz için bu 3, 4, 5 de olabilir. Buraya artık ilgili elemanları belirtiyorsunuz. Şuradaki parametre benden ilk elemanın bir view öğesi olmasını, view sınıfından bir nesne olmasını ki buradaki image star bir view'dur. İkincisinin de bir string tag'i olmasını bekliyor. Ve bu tag'lerin de burada transition name olarak belirlensin ki
ilgili yerleştirmeleri yapabilsin. Bunlara dikkat edelim. Bunu da yaptıktan sonra artık şöyle bir deneyelim. Tabii denemeden önce ne yapmamız lazım? Bu yeni sınıfı benim Android manifeste tanımlamam lazım. Aksi takdirde hata alırız. Kopyaladım bunu. Bu activity 2 olmayacak. Activity şart element olacak. Label'ına da şart element yazalım şu an için. Evet. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Bir hatamız var mı? Uygulama daha açılmadı. Evet, başladı. Şimdi ben bunu burada tıklıyorum. Boş bir arayüz geldi. Neden? Şimdi ben bunu tıkladığımda ne yaptık? Activity şart element nokta class'a gitti. Değil mi? Yalnız burada ben yanlış yere mi atadım acaba bunları? Şöyle bir bakayım. Burası doğru. Ama ben buradaki activity şart elementi layout'un içine koydum. Benim versiyonum 21 ve sonrası olduğu için benim aslında bunu buradan kopyalayıp buraya da yapıştırmam gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi herhangi bir layout göstermiyor. Çünkü burada activity şart element diye bir layout yok. Bir daha bir deneyelim. Şunu bir kapatalım. Durdurdum. Tekrardan bir başlatayım. Tıkladım. Yine boş geldi. Yalnız burada şunu kullanmıyorduk. Bu daha önce de başımıza gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bunun tek parametre olanını kullanıyoruz ve şuradaki persistent state'i siliyorum. Şimdi bir daha bir deneyelim. Şunu da şuradan silelim. 10create bundle save instance state ve daha sonra 10create deyip sadece bunu gönderiyoruz. Şu an için bir hata olmaması lazım. Bir daha bir bakalım. Uygulamam açıldı. Tıkladığımda hata aldık. Şunu bir daha mı yazsak acaba? Activity şart element. Hemen bir debug işlemi yapalım. Android monitöre şöyle bir bakalım. Null point exception diyor. Ne zaman? Set on click listener. Ha şey. Şuradaki buton çıkışı ben şurada kullandım ama şurada ne yapmam lazımdı? btn çıkış find view by id ile r.id.btn çıkış diye bunu burada göstermem lazımdı. Aksi takdirde böyle hatalar alıyoruz. Bir daha bir deneyelim. Ve gördüğünüz gibi çalıştı. Yani şuradaki butonu kullanmasanız bile görüyorsunuz. Siz eğer onu find view by id ile bulmadan şöyle bir işlem yaptığınız zaman ne oluyor? Uygulama böyle crash oluyor. Tabi şuradaki Android monitörü de bakmak önemli. Ne dediğini anlarsanız hatanızı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi şuraya bir daha bir kontrol edelim. Bu sefer de bu çalışmıyor. On navigate up return true dedik. Bunlar true. Neden çalışmıyor? Bu çalışıyor gördüğünüz gibi. Şöyle geldik. Burada da şunun on support olması gerekiyor. Biz onu da yanlış yapmışız. Bundan dolayı çalışmıyor. Bir daha bir bakalım. Evet açıldı. Tıkladım. Şart element efekti uygulandı. Geriye bastığımda gördüğünüz gibi çalıştı. Herhangi bir sorun yok. Şimdi burada yaptığımız ne? Bir option tanımlıyoruz ve make skin
Transition Animation dedikten sonra Dis'ten sonra Payers'ımızı yolladık. Bu Payers'da işte bu yer değiştirecek elemanların bilgisi var. İlk önce diyor ki View'u gönder, daha sonra da bunu etiketleyecek bir şey yolla. Star'ı yolla. Şimdi biz burada diyoruz ki bu Image View değişecek ve bunun etiketi Star. Ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi bu butona tıklanıldığında buradaki şu layout çalıştırılacak ya, ben diyorum ki bunun transition name'i Star. Yani şuradaki resmi al, o layout tıklanıldığında git Star olan yere yerleştir. O da geliyor buraya yerleştiriyor. Aynı şekilde text view içinde öyle. Bunu biz buraya yolladık. Buradaki text view'u al, bu layout'taki benim adını text view verdiğim text view'un içine koy diyoruz. Bu şekilde de efektimizi başarılı bir şekilde çalıştırmış oluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Yani şurada farklı olarak yaptığımız ne vardı? Aslında şurada bir pair kullandık. Onun dışında farklı bir şey yok. Bir de ilgili layout dosyasında da ilgili elemanlara şöyle transition name'ler atadık ki o efekt uygulandığında değişen view üyeleri nereye gideceğini bilsin diye. Bence aktiviteler arasında geçişlerde en güzel kullanılacak animasyon da bu. Karar sizin tabii ki de. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.